Merhaba arkadaşlar, ben Jacobian. Bugünkü videomda Valorant'ta aldığımız bir hata, yani A critical error rate, accurate and the process must be terminated hatası nasıl çözülür onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet, bu hatayı çözmek için birkaç bir şey göstereceğim. Ben de bu hata böyle çözüldü. Şimdi hemen onları anlatayım. İlk başta bir dosya silmemiz gerekiyor. Bu da MSI Afterburner hatasındaki. Bu Riva Study Runner diye bir şey var bunun. Uygulamanın. Riva Static bende şu an yok galiba. Yani şu an yok. Ha, varmış şu an. Şunu silmemiz gerekiyor. Bu bazen içinde yaptığımız bir ayarlarla veya güncellemesiyle beraber bu hatadan dolayı gidiyor. Ne yapıyoruz? Program ekle veya kaldıra giriyoruz. Program ekle veya kaldıra girdik ve buradan da MSI Afterburner'ı ya da veya silmeyip de şey de yapabilirsiniz. Başlangıçta açma diyebilirsiniz. Hiçbir şekilde açılmaz. O yüzden bunu da böyle çözebilirsiniz. Ya bu uygulama yoksa başka yöntemler de göstereceğim. Riva Tanır Static Server, bunu da siliyorsunuz. Ben kullanmıyorsanız. Bu zaten ne işe yarıyordu? Sol üstte FPS'iniz veya RAM kullanma yüzdenizi falan filan gösteriyordu. Bunları siliyorsunuz. Eğer bunları sildikten sonra deniyorsunuz olmuyorsa başka bir şey yapacağız. Sol alta gelip tekrar buraya hizmetler yazıyoruz. Hizmetleri yazıyoruz ve buradan da Vanguard'ı buluyoruz. VGC yazar. Şu. Bu alan. Ve iki kere basıyoruz. Ve burada da otomatik. Burada site 50 ise, devre dışıysa veya gecikmeli başlatmaysa bunu ne yapıyoruz? Otomatiğe basıp uygula diyoruz. Zaten çalışıyor. O yüzden hiç ellemeyeceğim ben. Otomatiğe basıp tamam diyoruz. Şimdi tekrar burada bilgisayarı kapatıp açıp deniyoruz. Baktık hala çalışmıyor. Son bir şey daha var. Buraya gelip Windows R tuşuna basıyoruz. Veya sağ alta gelip çalıştırı da basabilirsiniz. Veya buraya gelip çalıştır da yazabilirsiniz. Fark etmez. Yüzde app data yüzde yazıyoruz. Ve burada da gördüğünüz gibi burada dosyalarımız var. Burada Valorant'ı bulmak için de ne yapıyoruz? Sol üst taraftaki roaming kısmından app data'ya basıyoruz. Ve burada lokal gözüküyor. Lokale basıp buradan da Valorant'ı buluyoruz. Valorant'ı gördüğünüz gibi. Edit dosyasına giriyoruz ve buradan config'deki her şeyi siliyoruz. Burada dosyalarımız, girdiğimiz ayarlar falan filan hepsi var. Buradaki report edit dosyaları falan. Buradaki her şeyi siliyoruz. Yeniden hesap girecek, bunlar düzelecek. Bunların hepsini siliyoruz. Sonra geri dönüşüm kutusuna boşaltmayı unutmuyoruz. Geri dönüşüm kutusunu boşalttıktan sonra tekrardan açmayı deniyoruz. Bir güncelleme yapabilir ufak. O yüzden ondan sonra tekrar açılacaktır. Bende bu 3 tane çözüm yöntemi var. Bir tanesi illa çalışıyordur. Bende Riva'lar başlangıçta açılmayı kaldırınca, yani silmek istemeden dolayı düzeldi. Evet, benim videom bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aklına takılan sorusu da yorumlarda belirtebilirsin. Bay bay.